Veysel Özer ben. Burada Erciyes Üniversitesi'nde 4. sınıf sinema bölümünü okuyorum. Hem de bu işte babama yardımcı oluyorum. Antika sektöründeyiz. Size ilk olarak bu işe nasıl başladığınızı sormak istiyorum. Bundan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani buna öncelikle bir sektör olarak bakmamamız lazım. Bir ticari kaygı gözetmeksizin başladık bu işe. Önce evimize dekor olarak birkaç parça bir şey almaya başladı babam. Ondan sonra ürünler çoğaldı, çoğaldı. Ufak tefek alıp satmaya başladık. Ondan sonra hani bu sektörün de Kayseri'de bir yokluğunu hissettik. Yani yok, var ama pek ilerlememiş durumda. Ufak tefek eşyalarla sürdürülebiliyor hala. İstanbul'dan gerek yurt dışından gerek İstanbul'dan parça koleksiyonluk ürünler alarak bu sektörü Kayseri'de biraz daha elit hale getirmeyi hedefledik. Kayseri halkının ilgisi var. Hani gelip gidiyorlar, giriyorlar bazen diyorlar ki işte gezebilir miyiz falan. Bir ilgi alaka var ama bu kadar yani, başka bir şey yok. Peki siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz bu sektörde yeniyiz. Ama çoğu eski yapan dükkanlardan, antikacılardan biraz daha hani böyle nasıl diyeyim, ürünümüz fazla, koleksiyonluk ürünümüz çok fazla, elit ürünümüz çok fazla. 4-5 senedir yapıyoruz bu işi. İyi de yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Kayseri halkının şeyi var, ilgisi var. Antika sizin için ne ifade ediyor? Antika benim için, bizim için daha doğrusu, tüketim kültürüne karşı bir duruş diyebilirim. Yani tabiri yerindeyse demlenmiş eşyalar, demini almış eşyalar diyebiliriz. Mesela duvarda ailenin bir hatıra fotoğrafı olur 60-70 yıllık. Bir gaz lambası alırsın, bir eve koyarsın aynı şekilde. Yani bir hatırası olan eşyalardır. Antika bunu ifade ediyor. Herkesten birer anı biriktiriyor aslında kendi içinde. Peki hiç ilginç birine karşılaştınız mı? Tabii ki gerek gerek gezdiğimiz yerlerde, İstanbul'da, yurt dışında, burada çok ilginç ürünler geliyor, görüyoruz. Kayseri eski Ermeni halklarının da yaşadığı yer olduğu için çok değişik tarzı ürünler geliyor. Bu ürünleri siz mi buluyorsunuz yoksa halk mı size getiriyor? Hepsi olabiliyor. Sabah geliyoruz, dükkanı açıyoruz. Şuradan iki kişi geliyor, elinde ürün oluyor. Koleksiyonluk ürün oluyor, bilmiyoruz. Yurt dışından gelen ürünler oluyor. İstanbul şeyli merkezli alıyoruz biz, buraya getiriyoruz. Genelde ama biz İstanbul'dan alıyoruz. Çünkü burada pek koleksiyonluk ürün çıkmıyor diyebilirim. Nadir çıkıyor. Biz İstanbul'la çalışıyoruz. Elinizde Kayseri'de hatta Türkiye'de bulunmadığını iddia ettiğiniz ürünler var. Bunlar nelerdir? Bunlar nelerdir? Yani şimdi ürün portföyü açısından bakmak gerekirse atıyorum piyano Türkiye'de belki 3.000-4.000 tane vardır ama bu model yoktur, bu çeşit yoktur, bu marka yoktur, bu temizlikte yoktur. Bizim iddiamız ürünlerimizin koleksiyonluk olması ve temiz olması. Başka bir şey değil yani. Bronz aslanımız var, onun Türkiye'de tek olduğunu iddia edebilirim bu şekilde. 2 metre uzunluğunda, 130 kilo ağırlığında bronzdur. Tamamen el işçiliğidir. Gerçek aslan boyutundadır. Gelen ilgiyi, alakayı görüyoruz. Artık yani bu caddenin ismi Aslanlı Antikacı olmuş durumda. Çok duyuyoruz bu sözleri. Güzel bir ürünle Kayseri halkına bir seyir zevki yaşatıyoruz diyebilirim.